Selamünaleyküm, merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün evde İskender yapacağım. Şimdi şu gördüğünüz et dönerleri A101'den aldım. Tanesi 11.65, 250 gramı. İndirimdeymiş, 10 liraya düşmüş. Yani ikisini 20 liraya aldım. 3,5 liraya da şu pideleri aldım BİM'den. 2, 4, 5 tane. Bunlarla İskender yapacağım. Ucuza İskender nasıl mal edilir? Siz de görün, evde yapın, yiyin. Normalde şu anda İskender'in porsiyonu 30 TL. Aşağı yukarı. Ortalama bir yere gittiğinizde. Değerli arkadaşlar, şimdi öncelikle İskender'imizin sosunu yapmayla başlıyoruz. Bunun için 4 adet domates ayarladım. Şöyle bir adet rendem var. Şu tabağın içine güzelce domateslerimi şöyle sağa sola dökmeden güzelce rendeliyorum. Şöyle güzelce. Şu kabuklarını içine atmayın yanınıza. Bunları kenara koyun. Önce sosunu yapacağız. Bunu. Evet değerli takipçilerimiz, şu anda domateslerimi rendeledim. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu böyle bir kenarıya alıyorum şimdilik. Değerli takipçilerimiz, tenceremi ocağa ekledim sos için. Şöyle altını kıstım. Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir kaşık tereyağı. Tereyağı koydum. Tereyağını eriteceğim. Şöyle güzelce tereyağımızı eritelim. Bakın, İskender'in sosu önemli. Sosu ne kadar lezzetli yaparsanız İskender de o kadar lezzetli olur. Şöyle güzelce yağımız erisin. Ondan sonra buna bir kaşık domates salçası ilave edeceğim. Domates salçasıyla da biraz kavurduktan sonra diğer ilavelerini katacağız hep beraber. Şimdi tereyağımız eridi. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bakın bir kaşık domates salçamıza kattı. Bunu güzelce biraz kavuruyoruz. Şimdi bu böyle biraz tereyağıyla güzelce kavrulsun. Hanım nasıl? Senin bu arada dolma sarma taşmış. Evet. Biz taşıraydık, uçmuştun şimdi bize değil mi? Senin üstüne kalacak zaten. Yani kesin benim üstüme kalacak. Aklıma gel. Evet, salçamızı güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Salçamız güzelce kavruldu. Şimdi buna az önce rendelemiş olduğumuz 4 adet domatesimizi ilave ettik. Bununla da güzelce karıştırıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Çok az biraz, yani yarım çay kaşığı kadar kimyon. Şöyle 2 adet de küp şeker. Toz varsa toz da kullanabilirsiniz siz. Ondan sonra şöyle bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Lezzetleri böyle iyice birbirine geçsin. O şekerler de erisin içinde. Şimdi ben buna bir de yaklaşık şöyle bir yarım su bardağından biraz fazla su da katacağım. Bu böyle kısık ateşte olacak sosu. Hatta
Bir bardak da katabilirsiniz yani su. Bakın sosu görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, bu daha olacak. Değerli takipçiler, şöyle bir bardak da su ilave ettim. Ondan sonra sosumu şöyle kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Değerli takipçilerimiz, sosumuz hafiften kaynamaya başladı. Yalnız arada bir şöyle bir tadına bakın. Eğer siz başka baharatlar seviyorsanız bırakabilirsiniz. Tuz oranı da azsa biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Herkes kendi damak tadına göre yapsın yani bunu. Değerli arkadaşlar, sosumuz olurken biz bu arada pidelerimizi ayarlayalım. Şimdi almış olduğum şu pideleri bakın. Bunu böyle güzelce şöyle küçük küçük doğrayacağız. Ondan sonra hafif tereyağıyla bunu önce tavada kavuracağız. Eğer bu şekilde üzerine sos dökersek ne olur? Bu yumuşar. Yumuşarsa da ekmek hoş olmaz. Yani pideler hoş olmaz. Yumuşamaması lazım. Bakın şöyle ufak ufak gördüğünüz gibi pidelerimizi tamamını doğrayacağız. 10 dakikada 15 dakikada alın size hem ekonomik hem lezzetli İskender kebap. Şimdi bunu bir restoranda yesen 4 kişi 30 liradan eder sana 120 lira. Ondan sonra salataya da bir para yazarlar. Hadi yanında bir şey içelim desen ona da yazarlar 3-5 kuruş. Yani bir 200 lira öder çıkarsın 4 kişi. Ama evde yaparsan 20 lira et dönerler. 3,5 lira pideler. Etti sana 23,5. Hadi diğer teferruatıdır, yok domatesidir. Ondan sonracığıma tereyağıdır, odur budur. Maksimum 4 kişi 25 liraya. Tavuk şey et İskender yer doyar. Tabi ben bunu derken dışarıda hiç yemek yemeyin de demiyorum. Abi yani yanlış anlamayın. Yani bu şekilde de bir alternatifiniz var. Onu bilin yeter. Tabi illaki arada bir dışarıda da yiyeceksiniz. Para verince daha lezzetli olur. Böyle yüksek meblalar. Bakın gördüğünüz gibi pidelerimi böyle doğradım. Şimdi bunları tavada güzelce tereyağıyla böyle kızartacağım. Değerli arkadaşlar, tavamı ocağa ekledim. Şöyle altını da yaktım. Hafif kısık ateş yaptım bunu. Tereyağımı alıyorum. Şöyle güzelce bir kaşık tereyağı saldım bunun içine. Ekmeklerimi bunda kızartacağım. Şu yağım bu şöyle bir önce bir erisin. Bu olana kadar yapacağım bir işlem daha var. Şöyle gördüğünüz gibi başka bir tava daha getirdim. Tekrar ocağın altını yaktım burada. Evet. Şimdi bunun içinde biber. Şu biberleri közleyeceğim. İskender'de olmazsa olmaz. Yanında bir görsellik versin diye bakın. 3 adet biber. Yani biz 3 kişi. Bir de ufaklık var. Ufaklık biber yemez. O yüzden bu 3 biberi de şöyle közleyeceğim güzelce. Aynı anda bakın kaç iş birden yapıyorum ha. Buna yağ koymadım tabii. Burada da yağım eriyor şu anda. Evet arkadaşlar. Tereyağım eridi. Şimdi az önce doğramış olduğum pideleri bakın şöyle güzelce bunun içine atıyorum. Şöyle bakın güzelce karıştır bunu. O tereyağıyla
ekmekler buluşsun. Aha Eylül Hanım da geldi. Baba şeyi kısıracağım, o sarmanın altını. Dur baba ben kısarım. Sen bana. Kısırım. Hoppa da kıstım. Kısmadım. Kapattım babacığım onu. Heh. Şöyle biberlerimizi de arada bir çevirelim. Heh. Onlar orada közlensin. Bakalım bu restoranlarda verdikleri pide gibi yapabilecek miyiz? Bu arada sosum da bakın kaynıyor. Onu göremiyorsunuz tabi. İleride heh, görünüyormuş oradan kameradan. Güzel. Şimdi şöyle güzelce bunlar kızarsın ekmeklerim. Değerli takipçilerimiz. Bakın bu dönerler zaten pişmiş. Şimdi ben bunları güzelce aslında tavada da yapabilirim. Ama ben bunları mikrodalgada ısıtacağım. İyice tavada ısıtmayacağım artık. Ya falan hiçbir şey kullanmayacağım. Siz dilerseniz bunu tavada da şöyle güzelce bir çevirip ısıtabilirsiniz. Mikrodalgada grill konumunu aldım. Dönerlerim orada güzelce bir ısınsınlar. Bakın bu arada şeyim de çalışıyor. Bunu kapatalım ses yapmasın. Bakın biberler közleniyor. Görüyor musunuz? Şimdi daha olacak bunlar. Ekmeklerim de kavruluyor. Sosumu da görün arkadaşlar. Bu da oluyor. Lezzet testine bakalım evin halkı beğenecek mi? Değerli takipçilerimiz bakın. Ekmekleri görüyor musunuz? Bakın kıtır kıtır oldu. Şöyle biraz daha. Biberlerim de canavar gibi közleniyor. Sosum kaynıyor. Aha da etim de dönerim de güzel güzel dönüyor bak. O da pişecek. Zaten pişmiş de güzelce ısınacak. En sonda bir şovu var. Hep böyle gittiğinizde şov yaparlar. Yani üzerine böyle getirip tereyağıyla toz biberini böyle karıştırıp da cos diye üzerine dökerler ya. Onu da yapacağız. Bizde yok yok yani. Bak bunu deneyin muhakkak inşallah. Allah izin verirse deneyin. Şöyle sosu. Evet büyük an geldi değerli takipçilerimiz. Şimdi işin süsleme kısmı. Bakın ekmekler kavruldu. Şöyle güzelce kıtır kıtır oldu. Bakın ekmekleri güzelce aldım. Şöyle tabağımın içine iyice ekmeklerimi koydum. Şöyle elimden yaydım. Bakın şöyle gördünüz mü? Ekmekleri güzelce tabağın içine altlık yaptık, dizdik ekmeklerimizi. Şimdi yapacağımız işlem hazırlamış olduğumuz sos vardı ya. Sosu böyle ateşten aldık. Bakın önce şöyle güzelce ekmeklerimizin üzerine bu sosu şöyle geçiriyoruz. Yani pardon gezdiriyoruz. Ekmeklerimiz üzerine bakın. Şöyle güzelce sosladık bunu. Şimdiki işlemimiz şu az önce mikrodalgaya attığımız dönerleri şöyle güzelce dana dönerleri böyle ekmeğimizin üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde aha da böyle diziyoruz. Özenli bir şekilde. Bak yemek özen ister. Özenli yaparsa lezzetli olur. Şöyle güzelce aha da bol bol döner koy. Bakın. Şöyle güzelce dönerlerimizle kapladık. Değerli arkadaşlar bakın közlenen biberlerimin yanına şöyle bir domatesi 4 parçaya böldüm. Domates de koydum. Onu da közleyeceğim şimdi. Şimdi bu İskender'in yanına bunları koymasak olmaz. Daha yoğurt da koyacağız buna. Ayrıyeten üstüne o sosu da yapacağız. Değerli takipçilerimiz bakın. Közlediğim biberi de getirdim. Şöyle baş köşeye yerleştirdim. Evet arkadaşlar.
İskender'in olmazsa olmazı. Ne o? Süzme yoğurt. Bakın bunu da hemen şöyle tabağımızın kenarına yerleştirdik. Sonra közlenmiş domates bir adet. Onu da koyduk. Ondan sonra yapacağımız bir işlem daha var. Hatta bir iki işlem daha var. Şimdi bu böyle bitmedi. O hazırlamış olduğumuz sos var ya. Tekrar o sostan şöyle üzerine, etlerin üzerine gezdiriyoruz. Aha da bak böyle. Bol bol. O yüzden sosunu bol yapın. Az yapıp da açıkta kalmasın. Heh. Şöyle güzelce. Evet. Sosumuzu da koyduk. Şimdi son işlemimiz kırmızı toz biberle tereyağı. Bunun üzerine böyle cozurtacağız bunu. Güzelce. Değerli takipçilerimiz, şimdi işin şov kısmına geliyoruz. Şöyle bakın, bir kaşık tereyağı. Aha bir, yetmez. Aha sana iki. Yani bir buçuk. Koyabilirsek içine iyi, bir buçuk. Aha sana iki. İki yemek kaşığı tereyağını koyduk ateşe. Güzelce bu. Cezve buldum, cezvede yapacağım ben yalnız. Ya bunu da yakabilirsen. Aha. Evet, ocağımı ben bir yakayım. Hayırlısıyla. Aha yandı. Heh. Evet, şimdi. Şöyle şu cezvenin içinde önce yağ güzelce bir erisin. Şimdi işin şovunu yapacağız. Kırmızı toz biberimi de şöyle bir hazırladım. Bakın aha. Yağı eridikten sonra kırmızı toz biberimi de içine katıp İskender'in üzerine şöyle bir gezdireceğim. Değerli arkadaşlar, şöyle bir, ondan sonra iki tatlı kaşığı da toz biber ilave ettim. Evet değerli takipçilerimiz, bakın böyle küçük bir kaşık yardımıyla güzelce kırmızı toz biberlerimizle birlikte tereyağımızı iyice kızdırıyoruz. Şimdi ben bizimkileri test için sofraya bir çağıram, gelsinler. Evet değerli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi İskenderleri. Ha bunları yuvarlak tabağa yaptım ama ha bak. Kendiminki özel İskender tabağına yaptım. Niye? Fark etmez Eylül. Aynı zaten. Eylül niye diyor. Aha Aysim Halik'in de minik İskender tabağına yaptım. Aysim önemli. Bekle. Önce o. Güzel mi Aysim'a? Beğendin mi? Dur. Aysim'a beğenmiş evet. Aysim hemen daldı. Ama daha bu işin şovu var. Onda sosu. Tabii. Cozurtacağız böyle. Sos dökeceğiz. Abla. Ablası terlemiş bak. Değerli arkadaşlar, şimdi işin şovuna geldi. Önce hanıma torpil geçiyorum bak. Şöyle güzelce fazla katmayayım değil mi hanım? Evet geç. Çok aynı. Sana da yapacağım. Aysim'a. Aysim'a da yapacağım. Bak şöyle. Hafif. Tamam. Azıcık da Eylül'e. Şöyle tereyağıya. Yeter. Aysim'a. Aysim'a elini sokma. Çız. Tamam mı kızım bu? Aysim'a içine bakıyor. Merak etti. Heh. Tamam. Ben kendimkine şöyle bol. Şimdi sizden tadım yapın. Sizden bekliyorum artık yorumları. Bir saniye bekleyin. Evet. Aysim'a beğendi. Bakın Aysim'a nasıl yiyor Aysim'a. Maşallah kızıma. Ye. Eylül hadi sen de bismillah de önce. Bereketli olsun. Özlem Hanımcığım siz tattınız mı? Evet ben tattım. Güzel olmuş elinde. Gayet güzel olmuş değil mi? Yani şimdi çarşıda bunu yesen şu en az 1,5 porsiyon. Aynen öyle. Evet, şunlar 1,5 porsiyon. Nereden baksan 150 kağıttan aşağı kalkamazsın. Arkadaşlar. Yani her şey parasından değil ama. Evet kızım söyle. Bu sokaktaki dönerlerden daha güzel bence. Evet. İskenderlerden. Afiyet olsun. Yani bunu da var ya toplasanız 15-20 dakikada yaptım yani. Değil mi Aysim'a bile beğendi bak. Güzel mi Aysim'a? Çok güzel. Arkadaşlar ne diyordun sen Aysim'a? Arkadaşlar mama yiyor. Evet Aysim'a her kamerayı gördüğünde mama yiyor diyor. Affınıza sığınarak ben de şöyle bir tadım testine geçeyim. Harbiden efsane olmuş. Sadece güzel. Hem ekonomik hem güzel. Sadece güzel. Evet güzel. Ye kızım hadi bakalım. Değerli arkadaşlar şimdiden yapacak arkadaşlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu abone sayısını da her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Artırın şunu biraz.
Nerede arttırdılar benim canımı arkadaşlar? Kaç olmuş kızım? 115 olmuş ya. Bu kadar mı yani? 100 de olur, 200 de olur. Ya ben diyorum ki şöyle 10.000, 15.000, 20.000 olsa ne olur? Güzel olmaz mı? Ama o kadar da çok bence 1.000 olur. Bak o kadar çokmuş. Siz 30.000 yapın bırakın. Eylül 30'da mı olmasını istemiyor. Hoşça kalın.